Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Bayağıdır, yani 4-5 gündür en azından video atmıyorum. Python'da bir proje üzerinde çalışıyordum, sonra da hallettim. Benim böyle bir yani kötü huy da diyebiliriz, yani iyi özellikte de var ama bir şeyi kafaya taktığım zaman başka şeye odaklanmayıp direkt ona odaklanabiliyorum. Yani öyle bir süreç yaşadım. Ama sonunda hallettim. Bundan sonra yine her gün video atacağım. Kusura bakmayın. 4.30'da kalmışız. Son videodan da kontrol ettim. Artık nerede kaldığımı unutmuşum. Hemen başlayalım son gaz. As the children play in a park. Burada as yani bir şey yaparken diyebiliriz. The children play in a park. Çocuklar parkta oynarken we see the man. Biz bir adamı gördük. Nasıl bir adam? Lost control of his car. Yani arabasının kontrolünü kaybetmiş bir adamı gördük. Ve ne yapıyormuş? Crash. Crash burada çarpmak demek. Through a wall. Through da hani boyun yüze gibi. Burada crash through a wall. Bir duvara çarpmak. Mesela crash through a tree. Ağaca çarpmak gibi düşünebilirsiniz. İşte çocuklar parkta oynarken biz işte bir adamın arabasının kontrolünü kaybettiğini ve duvara çarptığını gördük. You will lose that too, said the mother. You lost. Lost burada lose'un geçmiş hali. Yok. Tam tersi. Bu ilk hali. Lost geçmiş hali pardon. Lose şu iki tane o olunca arkadaşlar o da gevşetmek anlamında. Sen kaybedeceksin. That too. Too da burada D'de alsan onu da kaybedeceksin diye annesine söylüyor. Oh look at those cows. Oh look at. Bak those onlar. Demek ki those'dan sonra yani burada çuhul kullandı zaten. Çok fazla var. Cow. Burada inek. O ineklere bak. Said the aunt. Halasına söyledi. Nearly every field had cows. But she spoke like these cows were very unusual. Nearly, yani neredeyse. Every field. Field burada Allah'ın hani çiftlik de diyebiliriz. Neredeyse her çiftlik de inekler var. But ama she spoke like bir şey gibi konuştu. Spoke speaking geçmiş hali. Ne gibi konuşmuş? These cows were very unusual. Bu ineklerin usual sıradan demek. Unusual sıradan olmayan. Yani farklı, çok farklıymış gibi söylemiş. Bu arada arkadaşlar bir tane ben arada böyle İngilizce öğretmen olup İngilizce öğreten kanalları takip ediyorum. Bir tane videoda like ile ezi anlatmıştı oradaki hoca. Şey demişti, ezden sonra ez de gibi hani bir şey gibi konuşmak like da gibi anlamı ikisinde de gibi anlamını karşılaştırıyoruz. As'den sonra cümle gelirken like'tan sonra bir isim gelir. Bir şey gibi yapmak. As'de ise bir şeyin bir şey yaptığı gibi yapmak. Burada hani sanki burada inekler böyle unusual. İşte çok şeymiş gibi. Sıradan değil yani sıradan değilmiş gibi. Farklıymış gibi konuşuyor. Burada as'de kullanılabilir. Onu demek istiyorum. And cows that keep. Burada cümle devam etmiyor. Ve inekler deyip bir şey devam ettiriyorlarmış sanırım. Çevirmeyelim. She answers your horse called. She answers. O cevapladı. Your horse called. Called burada hani aramak ama yani burada call'ı şey yapabiliriz. Hani kişnemek. At kişnedi. Ses çıkardı. So the king sent a message all over his land. So bu yüzden böylece the king kral sent. Send'in geçmiş hali. D olursa ilk hali oluyor. A mesaj all over tüm his land'de toprakları yani kim tüm krallığına topraklarına mesaj göndermiş. He would give a lot of money to the person who could tell him the answer to his three questions. He would give verebileceğini söylemiş. A lot of money çok fazla para to a person bir insana. Bakın burada arkadaşlar give something bir şeyi to someone. Buradaki to önemli. Ama kişi give'den sonra olsaydı mesela give the person a lot of money olurdu. To kullanmanıza gerek yok eğer vereceğiniz kişiyi daha öncesinde nesneden önce kullanıyorsanız. Sonra ama burada the person'ın son hamlesinin güzel bir tarafı ne? Who kullanabiliyoruz. Burada kişiyi mesela betimleyecek. Hangi kişiye vereceğini söylemiş. Ama siz bir insana nasıl bir şey vereceğinizi betimleyeceksiniz. A lot of money değil de burada işte bir gift, a gift dersiniz. Burada işte he would give the person a gift that dediğiniz zaman da that'ten sonra yazan şey o hediyeyi betimler. Yani
kafanızı karıştırıyorsa hangisini nerede kullanayım? Normalde böyle çok basit bir cümleyse hiçbir şekilde fark etmez. Ama hangisini betimleyecekseniz, sonrasında detaylandıracaksanız ona göre yeri değiştirebilirsiniz. To'yu unutmayın. İşte nasıl bir insana çok fazla para verecekmiş? Could tell him. Ona anlatabilen, söyleyebilene. Neyi? The answer. Cevabı. To his three questions. Onun üç sorusuna cevap verebilen, cevabını söyleyebilen kişiye çok fazla para verebilecek. Yani mesaj buymuş. Many people visited the king. Çok fazla insan visit'ı ziyaret etmek, kralı ziyaret etti. Ama they all gave him different answers. Ama onların hepsi, they all gave, given geçmiş hali. Him, burada kral, ona verdiler. Bakın burada him, kime vermişler? O önce geldi, sonra nesne. Yani ne verdikleri sonra geldi. O yüzden burada to falan yok. İşte all gave him different answers. Tümünü, bu gelen herkes ona farklı cevaplar vermiş. Bu nasıl diyebilirdik? Gave different answers to him de olurdu. I was the last month of my 20-30 year on the island. I was demişim. It was bu. Yani ki bir süre geliyorsa o şu kadar süreydi. Burada on the island adadaki last month of the 20-30 year. 23. yılın son ayıydı adadaki. Yani bu şu an yaşadığım zaman adadaki 23 yılımın son ayı. It was walking to my fields early one morning when I saw fire on the beach. I was walking. Ben yürüyordum. To my fields. Tarlalarım işte. Tarlalarımda yürüyordum. Ne zaman? Early one morning. Early burada erken, hani sabahın erken saatlerinde çiftliğimde, tarlalarımda yürüyordum. Ne olurken? I saw fire on the beach. Sahilde bir yangın gördüğüm zaman ben sabahın erken saatlerinde çiftliğimde, tarlalarda yürüyordum. And then suddenly Dalrymple knew what he wanted first. Ve then daha sonra suddenly aniden Dalrymple burada isim knew biliyordu what bir şeyin ne olduğunu biliyordu. He wanted onun ne istediğini biliyordu. First de ilk. Onun ilk ne istediğini biliyordu. He wanted $15 to pay his hotel bill. He wanted burada istedi $15. 15 dolar istemiş. Ne için ama? To pay. Ödemek için. His hotel bill. Bu bill burada fatura, yani otel parasını ödemek için 15 dolar istedi. I told him, ona dedim ki, don't worry, endişelenme, we are strong, biz güçlüyüz. And maybe they didn't come for you today. Ve belki de, maybe they didn't come, onlar gelmediler. For you today, senin için belki de bugün gelmediler. We will see, göreceğiz. Not bad, kötü değil, I see. Burada I see görüyorum ve anlıyorum da olabilir. Mesela I see, bir şey anlatırsın, I see de denilir. Devam edelim. But we have something else to talk about. Ama we have something, bir şeyi var. Else, başka bir şeyimiz var. Ne yapmak için? To talk about, konuşacak. Not bad, I said. Anladım yani, kötü değil. Ama konuşacak başka bir şeyimiz var. Bak, güzel bir cümle. Bunu kullanabilirsiniz çoğu yerde. Listen to me. Beni dinle. And don't worry. Ve endişelenme. Some moments later, some moments, hani bir zaman sonra diyebiliriz buraya. Later, sonra. He took first his first step. He took step, burada adım atmak demek. İlk adımlarını attı. Bu bir ayağında sorun olan bir hasta için olabilir, bebek için olabilir. Scientists say that, bilim adamları that'ten sonra neyse onu söylüyormuş. Lava will continue to come out of the volcano. Burada volcano işte volkan demek, yani dağdan, volkandan. Lava da love. Bunun telaffuzuna bakayım. Burada arkadaşlar lava diye okunuyor. Volcano da bu yanardağ. İşte yanardağdan bilim adamları love'ın continue, devam etmek demek, çıkmaya, gelmeye devam edeceğini söylemişler. But ama they are not sure, emin değiller. Neden emin değiller? When or where, ne zaman ya da nerede this will happen. Ama bunun ne zaman ve nerede olacağını dan emin değiller. Not sure. Sure emin olmak demek. Her mom will need to care for the little calf for at least 2 years before she can join others from the zoo who will return to Africa. Her mom, onun annesi will need to gerekecek, ihtiyacı olacak bir şey. Care for,
bir şey bakmaya burada. Little Calf da buzağı demek arkadaşlar. İşte yani buzağa bakmak zorunda kalacak. Bakması gerekecek daha diyelim. Zorunda kalmak have to falan olsaydı olurdu. Ne kadar süre? For'dan sonra süre bir zaman geliyorsa o kadar bu süre boyunca. At least en azından 2 years. Yani onun annesi en az 2 yıl boyunca bu küçük buzağıya bakması gerekecek. Neden önce? Before she can join or katılmak others from the zoo who will return to Africa. Burada others, diğerleri from the zoo. Zoo neydi? Burada hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesindeki diğer insanlara daha sonrasında katılmadan önce bunu yapması gerekiyor. Ama bu hayvanat bahçesindeki diğer insanlar kimmiş? Who will return to Africa? Afrika'ya dönecek olan işte bu hayvanat bahçesindeki diğer kişilere katılmadan önce en az 2 yıl boyunca küçük buzağıya bakması gerekecekmiş. Böyle bir test falan herhalde. That's why any global campaign to keep with wild animals in their natural habitat has been launched. Burada arkadaşlar cümle şöyle. İşte bir kampanya launch. Launch burada başlatmak. Launch fırlatmak anlamı falan da var. Mesela işte füze fırlatmak için de kullanılıyor. Burada kampanyayı başlatmak diyebiliriz. Cümleyi çevirelim. That's why. İşte bu yüzden. Bir şeyler olmuş. İşte bu yüzden şu oluyor. A new global, yeni bir global yani küresel kampanya ne için? To keep wild animals, vahşi hayvanları keep in bir yer falan diyorsa bir şey bir yerde tutmak. Nerede tutmak? Their natural habitat. Habitat zaten habitat yani Türkçe'de yaşam alanı. Onların işte doğal yaşam alanlarında vahşi hayvanları tutmak için olan bu yeni küresel kampanya has been launched. Burada başlatıldı. It's estimated the damage could reach more than $2 million. It's estimated the damage. Burada estimate tahmin etmek demek. Tahmini hasar could reach erişebilir. More than bir şeyden daha fazla. $2 million. 2 milyondan daha fazla. 2 milyon dolardan daha fazlasını işte hasar oldu tahmin ediliyor. Hatta edildi burada. It's estimated pasif var yine. Olabileceği yani 2 milyon dolardan daha fazla hasar olabileceği tahmin edildi diyebiliriz. Yani arkadaşlar 12 dakika olmuş. Yine ben burada durayım. Bayağı hiç süre bakmadan anlattım. Hızlı geçti zaman ya. Bu arada sizin için de öyle olmuştur. Yine sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.